Merhaba, bugün sizlere sahada yapmış olduğumuz adımı ket ortamına nasıl aktaracağız, bunu göreceğiz. Bunun için öncelikle bir alım yapmış olduğumuzun işin açık olması lazım. Hangi iş açıksa onun içerisindeki noktaları aktaracağız. Alım yapmış olduğumuz iş açık. Buradan ana menüdeyken aktarım menüsüne giriyoruz. Buradan daha sonra cihazın içindekileri flash'a veyahut da cihazın içerisine dışarıya aktaracağım için dosyaya aktar diyorum. Dosyaya aktar dedikten sonra karşıma dosya aktar sayfası geldiğinde data olarak noktaları seçeceğim. Niye? Sadece nokta aktaracağım çünkü. O yüzden sadece noktaları seçiyorum data olarak. Format olarak ise TXT, Top Font Text Custom seçeneğini seçiyoruz. Dosya birimlerine tıkladıktan sonra ileri diyeceğiz. Dosya birimleri önemli. Dosya birimlerini tıklayalım ve metre olduğunu orada illa teyit edelim. Bunları yaptıktan sonra ileri diyorum. Dosya birimleri seçeneği geliyor karşıma. Burada mesafe birimlerini metreyi seçiyoruz illa. Eğer metreyi seçmezsek fitte kalırsa datalarımız biraz bozuk geliyor. O yüzden metreyi görmemiz gerekiyor. Metreyi gördükten sonra ileri diyoruz. Datayı aktaracağınız yeri soracağız size. O sayfa gelir. Burada genelde ilk baş cihazın içerisindeki EFI dosyası gelir. Siz eğer cihazın içerisinde değil de bir flash'a aktaracaksanız bu EFI dosyasından çıkmanız gerekiyor. Bunu da ekranda olan bir klasör burada ikinci sıradadır benim menüde. Siz de ekranda göreceksiniz zaten. Yukarı doğru bir ok çıkar bu klasörün içerisinden. Ona tıklanmayıncaya kadar tıklıyorum. Daha sonra karşıma FC5000 için USB sürücü gelir. FC500 ve S10 için hard disk diye gelir. Bu hard diski seçeceksiniz. Hard diski seçtikten sonra isim vermeniz gerekiyor. Ben şimdi hard disk yani flash'ımı seçtim. Bir alt tarafta isim menüsüne tıklıyorum. İşinizin ismi neyse otomatik olarak o isim gelir yeni magnetlerde. Siz bunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Örnek olarak alın. İsmini verdim. Tarih yazabilirsiniz. Size bağlı. Daha sonrasında .ncn olarak kaydederseniz ismini .ncn olarak yazarsak direkt Netcat'in nokta dosyası olarak algılayacaktır zaten cihaz. O şekilde kaydedecektir. İsmini verdikten sonra yukarıdan OK tuşuna bir kere bastım. Bir önceki menüye geldi. Şu an hard diskimin içine kaydediyorum. İsmimi verdim. Şimdi yukarıdan bir kere daha OK diyorum. Daha sonra gelen menüde ise boşluk, ayıraç olarak boşluğu seçmem gerekiyor. Neden? Çünkü Netcat'te isimden sonra boşluk gelir. Boşluktan sonra koordinatın Y koordinatı gelir. Sonra bir boşluk X koordinatı, bir boşluk da kod olarak gelir. O yüzden burada boşluğu seçiyoruz. Daha sonra dosya tipinde de demin de söylediğim gibi isim Y, X, Z olarak ister Netcat dosyasını. Siz buradan isim Y, X, Z'yi seçmeniz lazım. İlk açıldığında X, Y, Z olarak gelir. Siz o menüye basarak oradan isim Y, X, Z'yi seçip OK demeniz gerekiyor. Yukarıdan da boşluğu seçtikten sonra ileri diyorsunuz. İleridikten sonra projeksiyon geliyor. Projeksiyon hangi ildeyseniz o ilin bir dilim orta meridyeni var. O dilim orta meridyenini seçiyorsunuz. 3 derece. Eğer Kors ve İSKİ ve buna benzer network ağlarda çalışıyorsanız 3 derece ITRF çalışacaksınız. Ama RTK çalışacaksanız 6 derecelik EDL'li, 6 derecelik ITRF, 3 derecelik ITRF seçebilirsiniz. Projeksiyonu da seçtikten sonra aşağıda GeoIC modeli var. GeoIC modeli nedir? GPS'ler, GNSS cihazları en üstünden yükseklikte çalışır. Ama genelde piyasada veyahut da iş yapan herkes ortometrik yükseklik, yani deniz seviyesinden yüksekliği kullanır. Siz eğer deniz seviyesinden yüksekliği kullanıyorsanız bir geoid ondülasyon lazım. Bu ondülasyon da otomatik olarak topkonda hesaplanmış bir şekilde var. Bunu ücretsiz olarak cihazlarınıza yükleyebiliriz. Geoid modeli oradan seçebilirsiniz. Direkt almış olduğunuz elipsoidal yüksekliği otomatik yüksekliğe düşürür. Şu anda yaptığımda elipsoidal olarak aktaracağım ben. O yüzden oraya hiçbiri seçiyorum. Bir aşağısında da koordinat tipi grid. Doğrudur. Grid koordinat tipini kullanıyoruz. İleriledik. Milimetre duyarlılığında aktarım yapacağım. Hem koordinat hem yükseklik duyarlılığı olarak milimetreyi seçiyorum. Burada daha fazla da seçebilirsiniz. Milimetre yeterli olacaktır. Bunu da yaptıktan sonra
yukarıdan OK tuşuna bastığım zaman 5 tane noktam dışarı aktarıldı diyor. Bunun haricinde önemli olan şudur, aktarım başarıyla tamamlandı demesi lazım. Aktarım başarıyla tamamlandı diyorsa yapmış olduğum alımları hard diske veyahut da EFS dosyasının içerisine aktarmış oluyorum. Şimdi NCN dosyamızı, nokta dosyamızı program içerisinde nasıl yüklüyoruz onu göreceğiz. Bunun için yeni bir iş açarsak daha iyi olur. Neden? Eski işin içerisinde nokta numaraları var. Sizin yükleyeceğiniz nokta dosyasının içerisinde de nokta numaraları var. Bu nokta numaraları çalıştığı zaman size diyecek ki yeniden adlandırayım ya da üstüne yazayım mı? Bunu engellemek için yeni bir iş açarak noktalarınızı yüklerseniz daha iyi olur. İş, yeni iş diyorum. Bugünün tarihi bir iş açıyorum. Evet, işimi açtım. Şimdi aktarıma giriyorum. Bu sefer ne diyeceğim? Dosyadan yükle diyeceğim. Yükleme yapacağım için dosyadan yükle diyorum. Tekrardan datam noktalar kalıyor. Formatım top context custom yani txt kalıyor. Dosya birimlerimi yine seçiyorum. İleri dedikten sonra mesafe birimlerini metre olarak görüyorum. Tekrar ileri dedim. Cihaza nereden yükleme yapacağınızı seçmeniz gerekiyor. Flash bellekten yani hard diskten yapacaksanız hard diski seçeceksiniz. EFS'ten yükleme yapacaksanız EFS dosyasının içerisine gideceksiniz. Dosyanızın olduğu yere gittikten sonra hard diske ya da EFS'e gittikten sonra NCN dosyanız gözükmeyebilir. Bunun nedeni yukarıda TXT seçili olması. Oradan TXT yukarıdaki text file dosyasını tipi yazar. Metin format üyeleri tipi yazar. Burayı tüm dosyaları yaptığınız zaman bu sefer NCN dosyanızı göreceksiniz. NCN dosyanızı seçtiğiniz zaman yukarıda OK tuşuna basıyorsunuz. Tekrar Netcat nasıl de işlemi nasıldı? İsim, boşluk, Y boşluk, X boşluk, Z ile. O yüzden tekrar boşluk seçilecek. İsim olarak dosya tipi olarak da isim Y, X, Z seçili olacak. Bunları bir kere seçip bir kere aktarım yaptıktan sonra bir daha bu ayarları yapmanıza gerek kalmayacak. Ayarlarımızı boşluğu seçtik. Yani ayrıç olarak boşluğu seçtik. Dosya tipini isim Y, X, Z seçtik. İlerledik. Projeksiyonumuzu, dilim orta verilerimiz neyse ona göre seçiyoruz. Tekrardan doğru şekilde seçmemiz lazım. Jeoid modelimiz eğer dediğim gibi ortometrik ya da elipsoidal yükseklik ne kullanacaksanız ona göre bir ondülasyon hesaplaması var. Onu yüklerseniz onu seçersiniz. Ortometrik olarak yükler. Koordinatı bir de grid olacak. İlerledikten sonra 5 tane noktam içe aktarıldı. Bu yani yükleme yapıldı. Asıl önemli olansa yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Eğer bu yazı geliyorsa karşımıza yükleme işlemimiz bitmiştir. Kapat diyebiliriz. Daha sonra bakalım noktalarımız gelmiş mi? Düzenleme girdik, noktalara geldik, noktalar karşımıza geldi. NCN dosyamızın da magnet filtrenin içerisinde yüklemesi bu şekildedir.